Kortsa tarafında orada da bilanço zayıftı. Zayıf bir bilanço vardı. Hisse senedinin fiyat hareketlerine baktığımızda da aslında bu yılın başlarındaki görmüş olduğu zirvenin halen altında. O yüzden yani bilanço performansı aslında fiyata da yansıyor ama bu tarz hisselerde aslında dolar bazında çok ciddi bir değer kaybı var demektir bu. Bence buralarda çok fazla bir risk yok bu saatten sonra. Bu hisse senedinde 85 destek seviyesi çalıştığı sürece yukarı yönlü pozitif yükselişler görebiliriz. Özellikle de 93 seviyesi kırılırsa bence çok rahat 100 ve 100'ün üstüne doğru bir atak oluşabilir.